Hepinize selam arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki PlayStation 5'ten videolar çekmeye başladım. Ancak bunun için düzgün bir Türkçe kaynak bulamadım. Yabancı forumlardan, videolardan veya chatbot Türkçe forum ve videolardan topladım. Bazı bilgileri derledim, topladım. Şimdi sizlere sunuyorum. Evet, bir PlayStation 5 aldın ve video çekmek istiyorsun ama nasıl yapacağına dair gram fikrin yoksa veya bazı soru işaretlerin ya da çözemediğin şeyler varsa muhtemelen bu video işini görecektir. Ancak ağırlıklı olarak OBS üzerinden anlatacağım. Ama hemen kaçma, OBS'i kullanmadığımız yollardan da seni haberdar edeceğim. Aradığınız konuyu videonun ilerletme çubuğundan rahatça bulabilirsiniz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Emeğim için de bir abone olursanız fena olmaz. İyi seyirler. Yöntem 0. Dışarıdan telefon veya kamera ile kayıt alma. Bu maddeyi koydum ancak bu madde videoda yapmayacağımız tek yöntem. Evet, yapılabilir. Ama ne oyunun ne de sizin sesiniz kaliteli olur. Oyunun görüntüsü de çamura döner, hatta yer yer ekranda ne olduğu anlaşılmaz bile. Video izlenmez hale gelir. Böyle yapmayın. O zaman bu maddeyi niye koydun derseniz, hala böyle yapanları görüyorum da o yüzden. Yöntem 1. PlayStation 5 üzerinden kayıt al ve yükle. Bu yol aslında en basiti ve en masrafsızı, aynı zamanda da kalitesiz yöntemlerden birisi. Görüntüyü ve sesinizi PlayStation 5'in kayıt sistemine bırakıyorsunuz ve PlayStation 5 içerisinden artık ne kadar imkan veriyor bilmiyorum. Editleyip daha sonra ve videoda gördüğünüz şekilde paylaşabilirsiniz YouTube'da. Fark ettiyseniz ekstra hiçbir şey yapmadık. Ancak daha serbest edit imkanı istiyorsak sıradaki maddeye geçelim. Yöntem 2. PlayStation 5 üzerinden kayıt alıp aktarma. Şimdi bu yol ikiye ayrılıyor. Kaydınızı yine PlayStation 5'teki kayıt uygulaması üzerine alıyorsunuz. Ancak bu sefer düzenleme işini bilgisayardan veya cep telefonunuzdan yapıp yüklemeyi oradan yapıyorsunuz. Şimdi ilk yöntem yine ekstra bir aparat gerektirmiyor. PlayStation 5'teki Share Factory uygulamasını hem telefonunuza hem de PlayStation 5'inize kuruyorsunuz ve kaydettiğiniz görüntü telefonunuza da gelmiş oluyor. Dilerseniz telefondan editleyip YouTube'a atabilir veya editlemeden bilgisayara aktarıp oradan editleyip YouTube'a aktarabilirsiniz. Ancak görüntü bilgisayara ulaşana kadar çok fazla aşamadan geçtiği için yine aşırı iyi bir görüntüyle karşı karşıya kalamayabilirsiniz. İkinci yöntem ise yine PlayStation 5'in uygulaması üzerinden kayıt alıp Data Traveler USB ile PlayStation 5'ten o görüntüyü alıp direkt bilgisayarınıza bozulmadan aktarabilirsiniz. Yöntem 3. PlayStation 5 Remote Play. Bu yöntemde internet bağlantınızın iyi olması gerekiyor çünkü PlayStation Remote üzerinden görüntüyü bilgisayarınıza aktaracaksınız ve bilgisayarınızdaki video kayıt uygulaması ile kayıt alacaksınız. Ancak görüntünüzün kalitesi tamamen internetinizin hızına bağlı olarak değişebilir ve PlayStation 5'inizin de bu esnada açık olması gerektiğini unutmayın. Yöntem 4. OBS. Geldik son maddemize. Bu maddede ek bir cihaz satın almamız gerekiyor. Herkes bunu Elgato olarak bilse de aslında Elgato bir markadır. Cihazın ismi ise Capture Card, Device veya Stick'tir, artık ne geliyorsa yanına. Şimdi sizin bütçenizi bilemiyorum ancak alırken iki şeye dikkat etmelisiniz. Görüntü kalitesi nedir ve kaç FPS görüntüsü aktarabiliyor. Şahsen ben şu anda ekranda gördüğünüz Capture Stick'i aldım. Vaktinde 500'dü, ucuzdu ve 1080p 60 FPS kayıt almamı sağlıyor. Eğer bu cihazı veya türevlerini alırsanız çok ısınacağını da unutmayın. Arada bir çıkartmakta fayda var. Neyse, diyelim ki bu cihazı aldık. Evet, PlayStation 5'ten gelen HDMI kablosunu bir tarafa, USB kısmında PC'ye taktık. Şimdi görüntü gelmedi, ses gelmedi. Nasıl yapacağız bunları? Önce görüntüyü halledelim. Ekranda gördüğünüz şekilde ayarlıyorsunuz ve benim ayarlarımı da görüyorsunuz. Görüntü kısmına daha sonra tekrar döneceğim. Şimdilik böyle kalsın. Aslında işimiz bitti ama ufak bir püf noktadan ve karşılaşabileceğiniz bir sorunu göstereceğim. Şimdilik burayı bırakalım. Şimdi görüntü de tamam ancak ses yok. Sesini şöyle çözüyoruz bu arada. Windows 11 kullandığım için Windows 11 için anlatıyorum. Ancak bu yer Windows 10'da da var. Fakat tam olarak nerede olduğunu bilemiyorum. Şimdi Windows tuşuna basıp sistem seslerini değiştir yazıyoruz. Açılan pencerede kayıt kısmına geliyoruz. Hangi ürünü aldıysanız orada o ürünü bulun ve sağ tıklayıp özellikler deyin. Açılan pencerede dinle kısmına gelin. Bu aygıtı dinle seçeneğini tıkleyin. Ufak bir püf nokta. Laptop kullanıyorsunuz. Pil gücünü kullanırken çalıştırmaya devam et seçeneğini de tıklayın. Ardından tamama, daha sonra uygulaya tıklayın. Unutmayın, bu
sekmede yapılanlar otomatik kayıt edilmiyor. Uygula demeniz lazım. Şu anda sesi duyabiliyor olmanız lazım. Şimdi karşılaşabileceğiniz iki farklı sorun var ve biri ses ile biri görüntü ile alakalı. Önce ses halledelim. Evet, hala ses gelmeyenler için ses ile alakalı ayarlarımızı yaptıktan sonra Windows tuşuna basıp ses düzeyi karıştırıcı açıyoruz. Daha sonra uygulamalar kısmından yine sizin aldığınız ürünü buluyorsunuz. Üzerine tıklıyorsunuz. Çıkış cihazı kısmından artık nereden duymak isterseniz oradan seçiyorsunuz. Bu kısım bazen kendisini sıfırlıyor. En azından ben de böyle. Sesle alakalı bir sıkıntı olduğunda bu adımı tekrarlarsanız bir sıkıntı çıkmayacaktır muhtemelen. Şimdi gelelim görüntüyle alakalı problemimize. Görüntü kırılıyor veya yırtılıyor. Nasıl çözeceğim? Ben de cihazı her açtığımda oluyor ve her olduğunda şu iki seçenek arasında dönüp dolaşıyorum ve düzeliyor. OBS'i ilk kez kullanacak arkadaşlarım merak etmeyin. Bu şekilde oynamayacaksınız. Görüntüye sağ tıklayıp şu şekilde istediğiniz ekranınıza tam görüntüyü aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Daha farklı yolları ve çözümleri bilenler yorumlarda yardımcı olabilirler veya yanlış ya da daha uzun yoldan yaptığım bir şey varsa onları da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Emeğim için bir abonelik yeterli. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Neyse, izin için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bay bay. Get away to see you again. See you again.